Güzel kardeşim, bunu ilk ben gördüm. Sen sonradan geldin. Hadi oradan be. İlk ben gördüm, benim hakkım. Allah Allah. Ne Allah Allah lan? Lan öyle artistlik yapma, kırarım kafanı kolunu. Haksızlık yapıyorsun ama kardeşim. Nereden kardeşin oluyorum lan? Hadi bas git. Bu ne deri ne kadardır? Olsa olsa 20-30 lira. Bu kadarlık bir şey için kavga mı etmek istiyorsun yani? Herhalde ben onu başkasına kaptıracak kadar enayi değilim. Peki al senin olsun o zaman be. Ha şöyle. Hadi yürü şimdi, anca gidersin. Eskici, hurdacı, eskiler alıyor. Hurdalar alıyor. Eskici. Eskici. Hurdacı. Eskici. Hurdacı. Hurdacı bir dur. Buyur abla. Bu ütüye kaç para verirsin? Buna 10 lira veririm abla. Aman para falan istemem, al götür. Sağ ol abla, Allah razı olsun. Senden de. Hurdacı, eskiler alıyorum. Bakır alıyorum, eskici. Hurdacı, demir alıyorum, hurda alıyorum, eskici. Oğlum, doğru tut şunu. Tutuyorum anne. Kaç para kazandın bugün? 40. Ne? 40 lira ha? Beceriksiz. Adam gibi bir iş bulup da çalışamadın bir türlü. Anne, Allah'a şükür yetiyor işte. Ne yetiyor, ne yetiyor? Bazı gün 10 lira bile getiremiyorsun eve. Nasip. Ben nasip falan anlamam. Demek ki az çalışıyorsun. Tabii, ben bilmez miyim adamımı? Biraz kazanınca bugünlük bu kadar yeter diyorsundur. Başkaları da kazansın diyorsundur, yalan mı? Yani iyi kazandığım günler, öyle diyorum tabii. Salaksın sen, salak. Bir türlü adam olamayacaksın. Oğlum, akarken dolduracaksın. Bunu sana öğretemedim mi ben? Anne. Yarından tezi yok, en az 100 lira getireceksin eve. Anladın mı? Ne kadar dolaşıyorsan onun 2-3 misli fazla dolaşacaksın. Gezmedik cadde sokak bırakmayacaksın. Tamam anne. Oğlum, ben senin iyiliğin için söylüyorum. Yarın öbür gün Allah korusun sana bir şey olur da çalışamaz duruma gelirsen, hiç değilse kenarda biraz paramız olsun. Öyle değil mi? Öyle tabii. Sen merak etme anne. Bundan sonra daha çok çalışacağım. Hı, aslan oğlum benim. Evladım şunu güzel tut. Tamam anne. Anne! Anne, kahvaltı hazır. Geldim, geldim. Dur, dur. Sen hiç oturma oğlum. Kalk, kalk, kalk. Ne oldu anne? Al yanına domates, ekmek falan, yolda ye. Başkaları sokağa inmeden başla işe. Anne, çayımı koymuştum. Erken kalkan yol alır diye boşuna dememişler. Hadi oğlum, hadi. Peki anne. Sana afiyet olsun. Oğlum. Unutma. 100 liradan az getirmek yok. Unutma. Tamam. Ben içeriden bir poşet alayım bari. Hadi göreyim seni. Buzdolabının üstünde poşet var. Koy içine. E hadi oğlum, oyalanma. 40 kere söyletme bana ama.
Bismillahirrahmanirrahim. Eskici, hurdacı. Eskici, hurdacı, eskiler alıyor. Neden ağlıyorsun? Ağlama ama. Senin gibi güzel kıza ağlamak hiç yakışmıyor. Aç mısın yoksa? Dur. Al. Al. Ye hadi. Senin evin yok mu? Nerede oturuyorsun? Bilmiyorsun öyle mi yani? Kayıp mı oldun sen? Ama seni burada tek başına bırakamam ki. Karakola mı bırakayım seni? Polis amcalar evini bulur. Hadi gel. Tamam tamam ağlama. Bırakmayacağım seni. Ne yapacağız seninle böyle? Benimle gelmek ister misin? Hı hı. Hadi gel. Hadi bakalım gidiyoruz. Hurdacı! Hurda! Sen yakında benim işimi de elimden alırsın. Küçük hanım hala ismini söylemedim biliyorsun değil mi? Hatta onu bırak hiç konuşmadın bile benimle. Yoksa beni sevmedin mi? Çok yoruldum ben. Oh be nihayet bir kelime ettin. Gel bakalım. Heh şöyle. Rahat mısın? Hı hı. Allah bilir senin bir de ismin vardır. Var tabii. Neymiş? Ayşe. Ayşe. Ne güzel ismin varmış. Ben de Ekrem. Bu araba senin mi? Hı hı. Beğendin mi? Çok güzel. Bir de motor taktırsam değme keyfime. Hep böyle gül olur mu? Üstün başın da perişan senin. Böyle olmaz ki. Sana bir şeyler almak lazım. Ama benim hiç param yok ki. Bedava verirler mi ki? Bir şansımızı deneriz. Ekrem. Bu kim? Ayşe anne.
İsminden bana ne? Ne işi var burada? Anne, Ayşe'yi perişan bir halde sokakta buldum. Tek başına bırakmaya gönlüm el vermedi. Sokaklar kimsesiz, çocuk kaynıyor. Al hepsini topla getir bari. Şuraya bak. Biz kendimizi zor doyuruyoruz. Bir de üstüne boğaz getiriyorsun. İnsaf et, bu biçareye acı. Ne acıyacağım be? Annesi babası acımamış da ben mi acıyacağım? Hemen aldığın yere bırakacaksın. Bari bu gece kalsın gariban. Sokaklarda perişan olmuş. Getirirken yolda uyuyakaldı. Bu gecelik kalsın bari. Kaç para kazandın bugün? Bugün pek iyi geçmedi. Nasıl geçmez? Hiç mi bir şey kazanamadın? Yok, aslında kazandım da. Para nerede kazandıysan? Bu zavallıyı bulduğumda üstü başı kirpas içindeydi. Bunları yeni aldım. Ne? Salak mısın be sen? Bütün parayı kızın üstüne başına mı harcadın yani? Yok, yarın için biraz para ayırdım. Senin 5 paralık aklın yok. Vallahi de yok, billahi de yok. Şuna bak şuna. Elinde avcunda ne varsa kıza harcamışsın. Anne, halini görsen sen de hak verirdin. Elin sokak çocuğundan bana ne ki? Sen adam olmazsın oğlum. Akşam dediğim bir kulağından girmiş öbür kulağından çıkmış. Şuraya bak ya. Bana bak. Yarın ilk iş bu Velid'i karakola götürüyorsun. Anası babası varsa bulurlar onlar. Tamam anne. Allah'ım sen evladıma akıl fikir ver. Arabaya bindirecek misin beni? Tabii, bindirmem mi? Güzel. Yanına sen otur, ben seni göstereyim, olur mu? Olur, olur. Tamam. Niye durdun? Bak Ayşe, sen çok sevimli, çok tatlı bir kızsın. Senin sıcak bir yuvaya ihtiyacın var. Biz sana bu yuvayı veremeyiz. O yüzden en doğrusu seni polis amcaları teslim etmek. Onlar senin için en iyisini yaparlar. Gitmem, götürme beni oraya. Ne olur, ne olur. Ne olur götürme. Ne olur. Ne yapacağız böyle seninle? Peki hadi, bugün de benimle kal. Eskici! Eskici! Hurdacı! Eskici! Eskici! Hurdacı! Hurdacı! Bir saniye bakar mısın? Birkaç parça bir şey var, alır mısın? Tabii abla. Merhaba. Merhaba. Kaç para eder bunlar? 5 lira eder. Verelim mi? Verelim, verelim. Tamam, tamam. Koy arabaya. İyi günler. İyi günler. Teşekkür. İyi günler. Eskici! Eskici! Hurdacı! Eskici! Hurdacı! Ne oldu, yoruldun mu? Acıktım. Tamam, atla arabaya. Bir şeyler yiyelim. Eskici! Eskici! Ne istersin? Yemek. Tamam da mesela tost mu alayım, döner mi, köfte mi? Köfte.
Tamam, gel bakalım. Beğendin mi? Hı hı. Afiyet olsun. Ne oldu Ayşe? Annem de götürmüştü beni. Nereye? Gökdelen'e. Nerede şimdi annen? Kaybettim onu. Nerede olduğunu bilmiyorum. Evinizin nerede olduğunu da mı bilmiyorsun? Bilmiyorum. Baban peki? Onu bir sabah evden alıp götürdüler. Kim? Polis amca. Peki anneni ne zaman, nerede kaybettin? Bilmiyorum. Tamam, ağlama sen. Sonra konuşuruz. Hadi köftelerimizi yiyelim. Elimi yüzümü yıkadım, Ayşe'yi yatırdım. Oğlum, sen kafayı mı yedin? Ben sana bu çocuğu eve getirmeyeceksin demedim mi? Neden bırakmadın karakola? Anne, vallahi içim rahat etmedi. Biraz kalsın bizimle. Sana ne zararı var ki? Eve bir boğaz daha ekleyelim, öyle mi? Allah fazlasıyla verir rızkını. Tövbe tövbe. Bana bak, eğer sen yapamayacaksan ben yapayım bu işi. Hemen yarın gideyim bırakayım karakola. Anne, bak Ayşe uğurlu geldi bile. Bugün 120 lira kazandım. Aman kazandın da ne? Kazandığın parayla kızı elbise aldın. Anne, izin ver birkaç gün bizde kalsın. Vallahi sana 3 gün mühlet. Götürmezsen ben götürürüm. Aslında onunla biraz vakit geçirsen sen de çok seversin. Aman aman istemez. Giderken götür yanında. Peki anne. Diyeksiğimiz buydu zaten. Hadi Allah'a ısmarladık anne. Güle güle. Ekrem, kız gitmesin diyorsan kalsın burada. Vallahi iyi olur anne. Hı. Çok yoruluyor benimle beraber. Ben seninle geleceğim, yorulmam hiç, ne olur. Kal burada işte Ayşe. Bugün dinlen, yarın götürürüm seni, olmaz mı? Ben de geleyim seninle, ne olur. Lütfen. Sana ne diyorsak onu yapacaksın. Hadi oğlum git sen. Tamam. Madem burada kalacaksın, bir işe yara bari. Öyle bedavadan yaşamak yok. Burada kalıyorsan çalışacaksın. Gel bakayım şöyle, yürü, düşünme. Yürü, bela oldu başımıza. Gel bakayım, gel. Kaldır bakayım şu paspası. Koş şuraya. Geç bakayım şu tarafa. Bununla yerleri güzelce fırçala. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Bilmiyor musun? Ekmek elden su gölden yaşamaya alışmışsın tabii, bilmezsin. Hadi bakayım. Al şunu eline. Hadi hadi acele et. Hadi. Al çabuk. Fırçala hadi. Amma yavaş kızmışsın be. Daha koltuklar silinecek, sehpaların toz alınacak. Hadi çabuk. Bastıra bastıra fırçala. Bastıra bastıra.
Doğru sil şunları. Çalış. Yıka. Peki. Düzgün yıka. Sık iyice, sık. Sık. Yeter. Hadi. Koltuğu sil şimdi. Ne o öyle şakır şakır siliyorsun? Bezi iyice sık bakayım. Ay ne mıymıntısın sen? Ah Ekrem ah. İşim gücüm yok bile bunlarla uğraştırıyorsun beni. Eskici! Hurdacı! Ne o pişmiş kelle gibi sırıtıyorsun? Bak bunu buldum. Onu Ayşe'ye vereceğim. İyi iyi. Hediyeye boğ bakalım sümüklüyü. Uyuya mı kaldı Ayşe? Benimle de gelmedi. Ne oldu da böyle uyuyor? Anne ellerine ne oldu Ayşe'nin? Aman bir işe yarasın diye eline fırça verdim. Alışmadığı için kızarmış işte. Anne parmak kadar çocuğa iş mi yaptırdın? Ne yapıp yapmayacağımı sana mı soracağım ben? Şuna bak. İstemiyorum ben bu kızı evimde. Polise mi gideceksin, sokağa mı atacaksın, ne yapacaksan yap. Yetti artık. Hem sen kaç para kazandın bugün? 90 lira. Ver bakayım ver ver. Anne kremin var mı? Sürelim Ayşe'ye. Ha? Bir gezme eksik kalmıştı. Onu da tamamlayalım. Ayşe, anneni nerede kaybettin hatırlamıyor musun? Hayır. Ama her gün Allah'a dua ediyorum. Ne diyorsun? Güzel Allah'ım beni anneme kavuştur. Aferin. Sen dua etmeye devam et. Elbet bir gün kavuşturur Allah sizi. İnşallah çok kısa zamanda. Yoruldun mu? Hem yoruldum hem de susadım. Gel şuradan su içelim. Tamam. Thank you.
Gel şurada parkta oturalım. Tamam. Park nerede? Şurada ileride. Güzel mi? Güzel. Çok güzel, bayılacaksın. Peki beni her gün getirir misin? Getiririm tabii. Sağ ol. Anne. Anneciğim. Yavrum. Allah'ım sana şükürler olsun. Ayşe. Anne bak Bekrem abi. Merhaba. Merhaba. Ben sokaktayken buldum. Bunları hep o aldı. Allah razı olsun sizden. Sizden de. Ne oldu? Nasıl kaybettiniz birbirinizi? Anneciğim seni çok özledim. Kokunuzu hasretmiş yavrucak. Hemen nasıl da uyuyakaldı? Ben de öyle. Allah'ıma bin şükür olsun. Sizden de razı olsun Allah. Beni kızıma kavuşturdunuz. Vesile olduysam ne mutlu. Kızımı böyle bir parkta kaybetmiştim. Şimdi yine bir parktayız. Artık ölsem ondan ayrılmam. Allah hayırlasın. Nasıl oldu? Yani böyle... Bir sene önce, geçen yaz. Eve polisler geldi. Rıza'yı götürdüler. Hırsızlıktan aranıyormuş. Üzüldüm. Ben üzüldüm desem yalan olur. Bana yapmadığını bırakmıyordu. Ama Ayşe... Babasını o halde gördüğü için uzun süre şoku üzerinden atamadı. Tahmin etmiştim zaten. Ayşe'yi bulduktan sonra bir iki kere karakola bırakmaya çalıştı. Ama çok ağladı. Oraya gitmek istemedi. Bu yüzdendir. Sonra? Hapisteyken de uslu durmadığını söylediler. Bir kavgaya karışmış. Hastaneye götürmüşler ama kurtaramamışlar. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ama dedim ya, çocuğumun babası olsa da onu hiç affetmedim. Benim için çoktan ölmüştü zaten. Rıza da ölünce beş parasız, kimsesiz kalmıştık. Ev sahibi de evden attı. Sokağa düştük. Ya. Ayşe ile parklarda yatıp kaldık. İş de bulamadım. Anca günlük bulaşıkçılık falan yaptım. Böyle böyle karnımızı doyurduk. Günlük işte. Bir ay falan önce yine parkta uyuduk. Sabah olduğunda Ayşe'yi bulamadım. Polise falan söyledim ama bulamadılar. Resmi falan da yoktu zaten. O günden beri sokaklarda kızımı arıyorum. Şükür sayenizde buldum. İsterseniz iş buluncaya kadar birkaç gün misafirimiz olun. Sahi mi? Ayşe için sofraya bir tabak fazla koyuyorduk zaten. Bir tane de sizin için koyarız. Allah razı olsun sizden. Allah ne muradınız varsa versin. Oğlum sen beni deli mi edeceksin? Kızı yetmedi bir anasını mı buldun getirdin? Anne ne yapsaydım? Düşmüşe bir tekmede ben mi vursaydım? Bizim kitabımızda yazar mı bu? Oğlum o zaman bütün düşmüşleri, evsizleri topla eve getir. Nasıl da pis kokuyor. Anne bak bir banyo yapsın. Bir de senin eski elbiselerinden verdik mi? Hah oldu olacak bir de nüfusuma geçireyim. Anne yapma işte sevaptır. İkisi de çok çekmiş. Bak Allah da yardım etti. Birbirlerini buldular. Gel el uzatalım bu gariplere. Oğlum sen manyak mısın? Biz kendimize zor bakıyoruz. Bir de bunlar çıktı başımıza. Hemen gönder bunları. Hadi hadi. Hadi. Anne, yardıma muhtaca kapıyı göstermek olur mu? Bırak birkaç gün misafirimiz olsunlar. Hem sana ev işlerinde yardım eder Meryem, değil mi? Etmez miyim hiç? Hepsini ben yaparım. Temizlik, çamaşır, yemek, hepsini. Aman aman istemez.
senin o pis elinden yemek mi yerim ben? Temizlik yap yeter. Bir iki hafta dedik. Postu buraya sermeye kalkarlarsa bozuşuruz ona göre. Tamam tamam. Allah'ım ne günlere kaldık ya. Sokaktan kime bu sağlık getiriyor buraya ya? Ekrem abi, Şöyle teyze niye annemi sevmedi? Annem çok iyidir benim. Böyle konuştuğuna bakma sen. Aslında benim annem de iyidir. Eğer çok sorun olacaksa gidelim biz. Yok canım. Bir iki hafta kalın bakalım. Belki iş falan bulursun. Allah yardım ederse bulurum tabii. Benim de en çok istediğim bu. Anne ben de çalışırım. Ben gideyim annemden kıyafetleri ayarlayayım. Sen de annene banyoyu göster. Tamam mı? Hı hı. Anne, sen görmeyeceğim diye çok korktum. Ben de çok korktum kızım. Güzel de bir şeymiş. Aklanıp paklanınca iyice çıktı ortaya. Maşallah, bir koca tabak çorba içti. Ama sonunu getiremedi. Uyuyakaldı. Allah sizden razı olsun. Aç olduğu belli. Şuraya bak, nasıl da kaşık sallıyor çorbaya. Anne. Oğlum sen nasıl yemek yiyeceksin? Ben şimdi yerim anne. Hadi çabuk gel. Tamam. Bu çıyan Ekrem'in aklını çelmeden göndermeli. 15 güne kalmadan hem de. Kayıkçının güreği akşama fincan böyle. Var mı öyle tepemde vır vır? Peki Şadiye teyze. Şadiye teyze börek yaptım. Çay da demledim. Ne yapayım? Aferin bekliyorsun. Ben bir iki işi ilanı için gideceğim. Bir şey istiyor musun? İstiyorum. İşini bul. Bir de ev bul. Veledini de al. Bir daha da buraya gel. Peki Şadiye teyze. Gel kızım. Bu böyle olmayacak. Ekrem'e kalsa ömür boyu bakar bunlara. Bir şey değil, sonunda kendisini yamayacak oğluma. Hemen bir şey yapmalıyım. Sanki isteyen olmuş gibi bir de börek yapmış. Kimse yok mu? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şadiye abla bir çayını içmeye geldim. Gel hoş geldin gel. Hoş bulduk. Ne o? Gelin yok mu? Deme şöyle be. Allah yazdıysa bozsun. Neden be Şadiye abla? Kız güzel hanım hanımcık. Ayşe de bıcır bıcır çok sevimli. Çok beğendiysen sen kumu al. Aşk olsun Şadiye abla. Bir haftadır buradalar bıktım vallahi. Neden ki? Ne güzel. Bahçelere kadar süpürmüş. Camlara varana kadar silmiş. O mu yapıyor sanki? Ben temizliyorum. O da yalandan bir iki süpürüyor işte. Benim salak Ekrem'i bilirsin. Bütün parayı bunlara harcıyor. 5 kuruş biriktiremedik, bir haftadır kenara koyamadık. Bu börekler seninkilere benzemiyor. Ama yapmış işte bir şeyler. Zehirlenirim diye yemiyorum. Una yağ günah vallahi. Onu bunu bilmem. Büyük sevap kazanıyorsunuz vallahi. Alo Alper? Ay yok vallahi. Eniştenle konuşurum gene de. Hadi hadi sana da. Ne oldu kim o?
Aman bizim hayırsız Alper yeğen ya. Ha. Sadece para lazım olduğu zaman arar. Sürekli arıyor. Bıktım vallahi artık. Çalışmıyor mu bir yerde? Yok. İşi gücü serseri. Başka bir şey yok. Sen versene şunu telefonunu bana. Hayırdır? Canım sevabına işte. Bir iş olursa haber verelim diye. Tamam tamam vereyim. Şadiye Hanım sen misin? Benim. Alper misin sen? Evet. Geri otur şöyle. Vallahi hanım teyze, arkadaşlarla oyun oynuyorduk. Oyundan kaldırdın beni. İnşallah işin ucundaki para buna değer bir şeydir. Aa, değer tabii oğlum. İyi, anlat bakalım. Bizim eve postu seren bir ana kız var. Bedavadan yaşayıp gidiyorlar. Onlardan kurtulmak istiyorum. Akraba mı? Yok işte. Akrabam olsa kovar mıyım hiç? Oğlum acıyıp eve aldı. Ama bir türlü gitmek bilmiyorlar. Ben ne yapacağım ki? Sen eve gelip korkutup evden kovacaksın onları. Gerekirse biraz itip kakacaksın. Kaça? Ne kaça? Kaç para alacağım diyorum yani, onu söyle. Helalinden 150 veririm. Gel şunu 200 yap anlaşalım. Aa, çok diyorsun be oğlum. Sen 250 demediğime şükret. İyi, peki madem öyle olsun. Ne zaman geleyim? Ben seni ararım. Olur. Şu işi hallet, sana dua ederim. Sen bana 200'ü ver, ben de sana dua edeyim. Aa, sözüm söz evladım. İşi bitir, para senin. Göreceğiz bakalım. Oldu bu iş. Şadiye teyze, bu mu postu seren çakal? Evet bu ya. Hanımefendi serildi. Gitmiyor yüzsüz şey. Yürü. Ne oluyor? Hadi başka kapıya. Ne oluyor? Hadi. Daha ne oluyor? Mi lan burası? Yürü başka kapıya. Ne yapıyorsun? Yürü git şuradan. Bas hadi. Bas. Yürü. Bir daha sizi burada görürsem kafanızı kırarım. Nereye gideceğiz anne? Allah büyük kızım. Buluruz bir yer. Sana kavuştum ya. Gerisi önemli değil. Anne, Ekrem abiyi bekleyelim. Onu görmeden mi gideceğiz? Ayşe hadi. Yeter onun da başını ağrıttığımız. Oh. Allah senden razı olsun Alper oğlum. Parayı alalım da senden de razı olsun. Tamam canım, vereceğiz. Kaçmıyoruz ya. Çocuk mu kandırıyorsun sen moruk? Çabuk uçtan parayı, yoksa fena olur. Tamam tamam. Tamam oğlum, vereceğim. Sadece şaka yaptım. Anne, Ekrem abinin aldığı bebeği unuttum orada. Yenisini alırız bir tanem. Yürü hadi. Olmaz ama, onu Ekrem abi aldı. Bırakamam onu. Ayşe! Ayşe! Ayşe dur! Ayşe! Ay, ödümü patlattın oğlum. ...200 demiştik değil mi? Al evladım. Sen ver bakayım o keseyi bana. Oğlum dur, ne yapıyorsun? Dur, vermem. Kefen param o benim, vermem. Beni iyi dinle koca karı. Şuracıkla boğazını kesem kimsenin haberi olmaz. Ver diyorum o keseyi. Vermem. Kefen param, vermem. Vermem. Vereceksin. Bundan sonra her senden ne zaman para istersem bana vereceksin. Bırak. Anladın mı koca karı? Doğrarım seni yoksa. Bırak. Benim ihtiyacım olduğunda parayı vereceksin. Anladın mı?
Hadi hadi götür sen şunu. Annenizin verilmiş sadakası varmış. Elinden iyi kurtulmuş. Alper Kara cinayetten aranıyor. Aa. Ne zamandır peşindeydik. Geçmiş olsun. Sağ olun Memur Bey. Sağ ol evladım. Geçmiş olsun Şadiye teyze. Hadi kızım. Durun. Beni affet Meryem. Sen olmasaydın, kurtarmasaydın eğer, hakkını helal eder misin bana? Ayşem'i buldunuz bana, yavruma kavuştum. Ekmeğinizi yedim, helal olsun tabii. Meryem, senden son bir ricam daha var kızım. Gitme. Böyle ayaküstü söylenmez ama. Gelinim olur musun? Kabul eder misin? Ne dersin? Ekrem abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.